Bundan tam 10 yıl önce göçmenlerin yaşam koşullarının bir nebze de olsa rahatlaması için yola çıkan birkaç iyi insan, bugün onlarca ildeki temsilcileri, yüzlerce gönüllüsü ve ses getiren faaliyetleriyle kurumsal bir yapı haline gelen Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'ni kurdu. Aradan geçen 10 yılın ardından geriye dönüp baktığımızda hayatlarına dokunduğumuz, yüzlerce tebessüme vesile olduğumuz on binlerce muhacir kardeşimiz olduğunu görüyoruz. Kah çocuklarımızla sınırsız şenliklerde eğlendik, kah mahkeme salonlarında dertleriyle dertlendik, hüzünlendik. Her geçen yıl hiç durmadan çalışmaya devam ettik. Yeri geldi bir üniversite kürsüsünde anlattık göçmenliği. Yeri geldi mahkeme salonlarında. Bazen mülteci ailelerin evlerine, iftar sofralarına konuk olduk. Bazen de evlerimizde muhacir aileleri misafir ettik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeri geldi, utanmaz bir yalancının iftiralarının doğrularını bulup halkımızla paylaştık. Yeri geldi, kin ve nefret dolu açıklamalar yapan ırkçıları açtığımız davalarla mahkum ettik. 10 yıldır onların öyküsünü yazıyoruz biz. Bu öykü bize en sevgiliden emanet. Avukat Uğur Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Marmara Üniversitesi'nde de yüksek lisans yaptım. Değişik sivil toplum kuruluşlarında bugüne kadar görev aldım. 2001 yılı itibariyle de Yıldırım Hukuk Bürosu'nda serbest avukatlık mesleğini icra ederken bir yandan da sivil toplum kuruluşlarında hak ve özgürlük mücadelesi anlamında da ciddi çalışmalarımız oldu. 2013 yılında Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin de kurucu genel başkanlığı görevini yapmak nasip oldu. Bu zamana kadar gerçekten hem Türkiye'de ciddi manada Suriyeliler başta olmak üzere bir mülteci akınıyla karşı karşıyaydı. Yani Kobani'de günde 350 bin kişinin sınırdan geçiş yaptığı günleri yaşadı Türkiye. Ve daha öncesinde de zaten gerek Afganistan, gerek Irak, gerekse diğer ülkelerden bir transit geçiş ülkesi olarak Türkiye her zaman bir mülteci akınına maruz kalıyordu. Ama bu gerçekten dünya çapında bir krizdi. Bu krize de çok da hazırlıklı yakalanmış değildik. Türkiye'nin o zaman ne bir göçle ilgili tam olarak bir politikası, ne bununla ilgili yasal mevzuat durumu, ne de sivil toplum ve devlet nezdindeki kurum ve kuruluşları buna hazır değildi. Bu gerçeklikle yüzleşmemizle beraber aynı zamanda zaten İHH İnsani Yardım Vakfı'nda olmamız hasebiyle yani Suriyeliler biraz daha sığınmacı parantez içinde kısmında kalırken aslında Özbek, Tacik, Rusya vatandaşı veyahut da Mısır devriminden yine kaçıp gelmek zorunda kalanlar gibi Türkiye'de mülteci profili de vardı ve biz bu noktada ciddi çalışmalar yapıyorduk. Onların öyküsünü yazmak için 7 ayrı birimde görevli, 100'e yakın aktif birim sorumlumuz ve birimlerde faaliyet gösteren 2000'den fazla gönüllümüzle çalışmaya devam ettik. Hukukta çoğu zaman maalesef etkin rol alınamıyordu hukukta da. Çünkü dediğim gibi kurumlar, mahkemeler, bununla ilgili mevzuat açıkları o kadar çoktu ki yani havaalanına siz zaten iltica talebi alınmayan kişinin yanına gidemiyordunuz. Veyahut da iltica talebi alınmayan kişi zaten Türkiye'ye hiçbir zaman girmemiş oluyordu. Avukat onun yanına hiçbir zaman ulaşamamış oluyordu. Ve bu kişi geri gönderildiği zaman zaten her ne kadar uluslararası sözleşmelerde geri göndermeme ilkesini kabul etmiş bir ülke olsanız da zaten hiç girmedi ve hiç gelmedi pozisyonda kalıyordu. O yüzden o mültecinin orada varlığını öncelikle ispat etmek, öncelikle burada bu kişi var demek için biz gerekirse yasa dışı yollardan, ayağımızı işte o aslında girilmeyen veyahut da çıkış olan fakat girişi kapalı olan yerlere, kapılara ayağımızı sokup sonra kendimizi gövdemizi sokup işte
bir şekilde arkamızdaki güvenlik görevlileri bizi kovalarken biz de polis noktasına doğru müvekkilimiz var. Onunla görüşmemiz lazım diye bir yandan söylenirken bir yandan onlar peşimizden koşarken neticede bir şekilde polis noktasına varmak ve o polis noktasına vardığımızda da hakkınızda işlem yapacağız tehdidine rağmen evet benim hakkımda istediğiniz işlemi yapabilirsiniz ama burada şu 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 kişi var, eğer geri gönderirsiniz hayati riski var ve o ölümle yüz yüze kalacak, onun burada olması ve iltica talebinin alınmasını talep ediyorum dediğinizde zaten bir oradaki o insanın varlığını birdenbire yok olan kişiyi aslında var etmiş gibi oluyorsunuz ve görmezden gelinecek veyahut da üstü kapatılacak bir şeyi ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Zaten çıkarttığınız arbede ve hengameyle her taraf kayıt altında vesaire sonuç itibariyle bu kişi geri gönderilirse bununla ilgili hukuki sorumluluğu hatırlatıyorsunuz. Bununla ilgili yapacaklarınızı gösteriyorsunuz. Gözünüzün karalığından da sizin bunu yapacağınızı anlayan kişi veya kişiler sonuç itibariyle o kişiyi göndermekten vazgeçmek zorunda kalabiliyor. Bunun gibi birçok olay yaşadık. Yani bazen anlatırız, uçağın kapısını tıklayarak adam aldığımız anlar yaşadık. Yani kaptan gelip ne yapıyorsunuz siz, bu yaptığınız suç, manyak mısınız dediğinde evet biz manyağız ama içeride ölüme giden bir insan var deyip onu çıkarttığımızda yere nasıl şükür secdesi yaptığını gördüğümüzde, bizim boynumuza nasıl sarıldığını gördüğümüzde gerçekten o zaman avukat olarak bir hak savunucusu olarak bambaşka bir haz alıyorsunuz, bambaşka bir lezzet alıyorsunuz. Onların öyküsünü onlarca avukattan oluşan hukuk kurullarımızda, avukatlarımızla, üniversitelerde tertip ettiğimiz mülteci okullarıyla, uluslararası hakemli akademik dergilerimizle, basın, medya ve iletişim kanallarımızla yazmaya devam ettik. Süleyman Kurt, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nde tanıtım medyadan sorumlu başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyim yaklaşık 8 yıldır. Nasıl tanıştım konusu bir duamın gerçekleşmesi olarak oldu. Lisede okurken bir dua ediyordum hep. Allah'ım beni mazlumlara, yetimlere dokunabileceğim bir alanda istihdam et diye. Ve bu duamın karşılığı olarak Allah'ın burayı nasip ettiğini düşünüyorum. Daha önce İHH'da da görevlerim oldu. Sadaka Taşı'nda oldu. Mülteci haklarında da basın medya sorumlusu olarak başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği yapıyorum halihazırda yaklaşık 8 yıldır. Bu öyküyü bazen bir araştırma raporuyla, bazen politika belirleyicilere sunduğumuz bilgi notlarıyla, bazense bizzat sahadaki gözlemlerimize dayanan saha raporlarıyla paylaştık sizlerle. Ben İbrahim Ergin, avukatım. Aslen Trabzon-Şehir Karalıyım. 2006 yılında İstanbul'a geldim, 2010 yılında mezun oldum. 2010 itibariyle avukatlık yapıyorum. 2012 yılı itibariyle İnsani Yardım Vakfı'nın yurt içi yardım biriminde mülteci masasında insani yardım çalışmaları yapılan ve hukuki sorunları olan mültecilere işte avukatlık desteği vererek çalışmalarımı başladım. Sonra bir vaka, iki vaka, on vaka çok fazla büyüyünce bu tek kişinin kaldırabileceği bir yük değildi. Biz de bir dernek kuralım dedik. 2013'te derneği kurduk. 2013'ten 2019 yılına kadar hukuk operasyonlarını yönettim. Burada bir ekibimiz vardı, hala da var. Bu ekibimizin çalışmaları tabii ki derneğimize yapılan başvuruları elekten geçirerek gerçekten hukuki yardıma ihtiyacı olan ve biraz daha İslam hukuku çerçevesinde fazla kifaya sorumluluğunu ümmetin üzerinden atmak için Türkiye'deki bazı özel hassasiyet gerektiren uzmanlık bilgisi doğrultusunda eleme yaparak yardımcı olduk yüzlerce, binlerce vakaya. Onların öyküsünü müziğin evrensel diliyle uluslararası mülteci sanatçıların sahne aldığı konserlere taşıdık, sergiler düzenledik, şarkılar besteledik. Biz sosyal medyada ve medyada yer alan
yalan haberlerin, özellikle kasten üretilmiş yalan haberlerle ilgili doğru bilinen yanlışlar adında bir seri düzenliyoruz, yayınlıyoruz ve bunu sürekli güncelliyoruz. Ne zaman yeni bir yalan haber ortaya atılırsa bununla ilgili kaynağıyla birlikte haberin doğrusunu insanlarla paylaşıyoruz. Ve oluşturulmaya çalışılan bu olumsuz hassasiyetin doğrusunu insanlarla paylaşıyoruz. Ve aslında bu haberin yalan olduğunu, kasten üretildiğini insanlarla paylaşıyoruz ve doğru bilgiye ulaşmalarına vesile olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince tabii ki. Şubat ayında gerçekleşen deprem felaketi sonrasında insanlar Malatya'dan, Gaziantep'ten, Hatay'dan, batı illerine, işte Antalya'ya, Ankara'ya, İstanbul'a geldilerse aynı şekilde tepesine bombalar yağan, aile fertlerini kaybetmiş, bir hırka, bir lokma ve elindeki bir çantayla yürüyerek yüzlerce kilometre, onlarca kilometre yol kat etmiş ve kendisine en yakın dost ülke olarak, kardeş ülke olarak, abi ülke olarak Türkiye'yi görmüş ve Türkiye halkına ve Türkiye devletine sığınmış bu insanlar. Ya burada ırkçı ve böyle faşist yaklaşımlar sergileyerek bu insanlara düşmanca yaklaşmaya çalışan ve onların zarar görmesi için özellikle kasten yalan haberler, yalan bilgiler yayan insanlara itibar edilmemesi gerekiyor. Onların öyküsünü ulusal ve uluslararası arenada bıkmadan, usanmadan yazmaya devam ettik. Birleşmiş Milletler'den uluslararası mahkemelere, ulusal mahkemelerden ceza davalarına kadar mazlumların haklarını savunmaya devam ettik. Avukat Abdullah Resul Demir, 2014 yılından bu yana Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. 2019'dan bu yana da başkanlık görevini yürütmeye çalışıyorum. 2014 yılında oturduğum ev Cerrahpaşa'daydı. Cerrahpaşa bildiğiniz üzere Kumkapı'ya çok yakın bir yer. Kumkapı'da da bir geri gönderme merkezi var imiş. Gece saat 12 sularında bir telefon aldım. Şu anda da yönetimde bulunan bir arkadaşımız tarafından arandım. Ve Kumkapı'da bir mültecinin mülakat yapılması gerektiğini, acil olduğunu, İngilizce de biliyor olmam sebebiyle kendisiyle mülakat yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de kabul ettim bu hususu. İşte gittim, bir mülteciyle, ismi verilen kişiyle görüştüm. Görüştüklerimin tamamını aktardım. Belli bir süre sonra da yönetim tarafından arandım ve bir ücret ödemesi yapılacağını belirttiler. Yapmış olduğum görüşmeye ilişkin. Ben de bunu kabul etmeyeceğimi, ben bu işi tamamıyla Allah rızası için yaptığımı, kendilerini az çok tanıdığımı, dernekten haberdar olduğumu söylemiştim. Belli bir süre sonra da 2014'ün başlarıydı muhtemelen ya da ortalarıydı. Yönetime davet edildim. Malum ki yani yönetimde bulunma sebeplerimden bir tanesi böyle zor bir alanda, çok ihtiyaç duyulan bir alanda, hukukta yabancılar hukukuyla ilgili çok fazla gönüllü olarak çalışacak bir kimsenin bulunması zor olan bir alanda bizler gibi gönüllü olarak en azından destek verecek kişiler aranıyordu. Derneğin içine girdiğimde bunu da çok daha iyi anladım. Gerçekten kapalı bir kutuydu. Bizim üniversitelerimizde görmediğimiz bir alanı Türkiye'nin içerisinde bulunduğu göçle mücadelesinde kullanmamız bir hukukçunun yapması gereken fiiller, aksiyonlar vardı ve bu aksiyonların alınması gerekiyordu. Bu şekilde yönetime girmiş oldum. O günden bu yana da önce yönetim kurulu, sonra başkan yardımcılığı, arkasından da başkanlık görevindeyim. Elhamdülillah bu zamana kadar çok farklı insanlara farklı dokunuşlarda bulunduk. Gerek çocuklar olsun, gerek anneler olsun, gerek babalar olsun. Dünyanın birçok coğrafyasından ülkemize gelmiş. Özbekistan'dan, Çeçenistan'dan, Türkmenistan'dan, Suriye'den, Filistin'den, Mısır'dan ülkemize gelmiş insanların hayatlarına dokunmak hissiyatına sahip olduk. Onun bize vermiş olduğu manevi güçle de bu zamana kadar yaklaşık 10 yıldır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Durun dedik. Yanlış biliyorsunuz. O öyle değil. Doğru bilinen yanlışlar dizisi yayınladık. Irkçılıkla ve dezenformasyonla mücadele ettik.
yalan söylediler, doğrusunu söyledik. Kin ve nefret yaydılar, sevgi ve kardeşlik dedik. Yılmadan, bıkmadan, usanmadan onların öyküsünü yazmaya devam ettik. Bundan tam 10 yıl önce başlayan yolculuğumuzda, bugün Türkiye'de geri gönderme merkezi bulunan 22 ilde toplam 30 avukatımız bulunuyor. 10 yıllık öykümüzde yaklaşık 55 bin başvuruya ulaştık. İkamet, sınır dışı, idari gözetim gibi birçok alanda muhacirlerin hayatlarına dokunduk. İsmim Enes, soy ismim Kafadar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 2014 yılında fakülteyi bitirdim. Fakülteyi bitirdikten sonra hiç hakimlik, savcılık veya akademisyenlik düşüncem olmadı. Doğrudan avukatlık mesleği içerisine atıldım. Staj yaptığım dönemde bizim eski dernek başkanımız Uğur Bey, ben onun yanında staj yaptım ve bu mülteci hukukuyla aslında irtibatım orada başladı. Staj yaptığım büroda yabancılar hukukuyla ilgili dosyalar vesaire çalışmalar yürütüyorlardı. O vesileyle Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile bir organik bağ kurma durumu söz konusu oldu. Daha önceden çalışmalarını biliyor olsak da çok uzaktan takip ediyorduk. Bu benim için Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile birebir temas etmeye başladığım ilk tecrübelerimi kazandığım bir şey oldu yani. İlk tecrübeleri kazanmama vesile oldu. O günden sonra Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nde bir dönem gönüllü olarak, daha sonra da sözleşmeli olarak bir ilişki içerisine girdik avukatlık bakımından. Daha sonra zamanla hukuk operasyonları bana emanet edildi. Hukuk operasyonlarını yürüttüm. Şu anda da Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nde hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Bürokrasiden politika belirleyicilere, sivil toplum kuruluşlarından medya mensuplarına, ulusal ve uluslararası temsilcilere kadar yüzlerce kişi ve kuruma temas ederek göçmenlerin öyküsünü anlattık. Avukat Zeynep Erttekin ben. Mülteci Hakları Derneği'nde 2017 yılından beri görev yapıyorum. Önce stajyer avukat olarak başladım. Daha sonrasında da danışmanlık veren avukatlardan biri olarak görevime devam ediyorum. Şu anda da hukuk kurumunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben 2017 yılının Kasım ayında burada başladım. Esasen Gülden Sönmez ablayla bir vakfa kahve içmeye gelmiştim. Sonra kendisi sağ olsun buraya bir uğradı, selam vermemizi istedi. Sonra da başladık, bismillah dedik, burada çalışmaya başladık. Ben ilk çalışmaya başladığım günün ertesi günü geri gönderme merkezine gittim. Ve bir anlamda sahanın içinde kendimizi bir anda bulduk. Aradan geçen 10 yıl içinde onlarca rapor, saha araştırması, analiz ve bilgi notu hazırlayıp kamuoyuna sunduk. Akademik oturumlar yaptık. Mülteci okulları düzenledik. MİCRS akademik dergimizle tam 16 sayı yayımladık. Tabii ki bu süreçte çok güzel temaslarımız oldu. Mülteciye dokunmanın o güzel enerjisini hep hissettik. Hep içimizde, aklımızda, mazimizde güzel hatıralar olarak kaldı. Yaşamaya devam ediyor. Birçok dostluklarımız oluştu. Yani alanda yardım ederken çok içten bize dua eden insanlar oldu. Ve şu an iyi bir hayatımız varsa elhamdülillah, onların ettiği duaların katkısının olduğu şüphesiz yani. Çok güzel anlardı. Bizim çok uğraştığımız, aylarca uğraştığımız bir vakada artık uçakta yapacak bir şeyimiz kalmadı. Ve ses kaydında adam şöyle diyor yani, biz inandık. Kadir, siz de elinizden geleni yaptınız. Allah razı olsun, size hep dua edeceğim. Ama bu uçaktan indiğin zaman başıma ne gelecek bilmiyorum dedi. Mesela gittiği ülkedeki bulunmadığı o süreçte istenen bütün faali meçhul cinayetler onun üzerine yıkıldı. Bir daha güneş yüzü göremeyeceği bir serüvene yol açtı şu an. Yani bir ülkede yaşıyor şu an maalesef. Cezaevinde sağ mı, ölü mü, ne halde bilemiyoruz.
soframızda kardeşlik olsun diyerek 2358 muhacir ailenin iftar sofralarına misafir olduk. Evlerimizde misafir ettik. Arakan kamplarında Suriye'de ve Türkiye'de çeşitli illerimizde sınırsız şenlikler düzenleyerek muhacir çocukların yüzlerinde bir tebessüm olduk. Binlerce kişiyle aynı sofrada buluştuğumuz ümmet iftarlarında onların öyküsünü yazmaya devam ettik. Tam 10 yıldır onların öyküsünü yazmaya devam ediyoruz. İnsanların neden ülkemize geldiler, neden kendi ülkelerine gidip savaşmıyorlar dediğimiz anlarda biz dernek olarak mültecilere dokun, soframızda kardeşlik olsun gibi mottolarla insanları ziyaretlerde bulunuyorduk. İşte o ziyaretlerinden bir tanesinde ev sahibiyle yaptığımız görüşmeler sırasında kişiye ben sohbet açılsın diye Suriye'de ne iş yaptığını, hangi konumda olduğunu ve hangi şartlarla, hangi sebeplerden ötürü Türkiye'ye geldiğini sormuştum. Orada bana söylediği şey tam olarak şuydu. Ben iş yerinde çalışıyordum, bir telefon aldım ve mahallesinde bir bomba düştüğünü söylediler. Koşa koşa gittim ve bombaların düşmeye devam ettiğini ve insanların kaçıştığını söyledi. Hemen eve girip çoluk çocuklarını aldığını ve kapıyı kilitleyerek evden çıktığını söyledi bana. Ben de bu ifadesine takıldım. Kapıyı kilitledim mi dedim ve güldüm. O da biraz aslında bozuldu hani böyle bir acıklı hikayede. Ama benim için önemli olan şey şuydu. O insan kapısını kilitlemesi demek o evine bir gün geri döneceği umudu vardı. Ve devamında evinle ilgili şu anda ne biliyorsun? Hangi durumda biliyor musun dedi. Ve şöyle söyledi. O bölgeden çekilmiş bir video gördüm. Arkadaşım çekmişti. Ve hangisi benim evimdi onu bilemeyecek durumdaydı dedi. Hani insanlar her zaman söylüyorlar. Kendi ülkelerine dönsünler. Bu insanlar bu ülkeye gelirken bir plan çerçevesinde gelmediler. Niyetleri Türkiye olsun diye gelmedi. Sadece hayatta kalmak için mücadele verdiler. Ve bir anlık bir şeyle kapılarını kilitleyerek evlerinden çıktılar. Kapı kilitlemesi demek ben evime geri döneceğim demek benim için çok önemliydi. Geri gönderme merkezinin ne olduğunu, neye benzediğine dair ya da neden insanların orada tutulduğunu bile bilmiyordum. Buradan gerekli evrakları bana verdiler ve Selimpaşa'daki geri gönderme merkezine gittim. Avukat görüş odasına girdiğimde müvekkillerin isimlerini verdim ve kendileriyle beraber ben 3 tane hanımla görüşeceğimi zannediyordum. Ve kendileriyle beraber yaklaşık toplam 10 tane çocuk indi aşağıya. Yani biz 1 metrekarelik bir odanın içinde yaklaşık 15-16 kişi olduk bir anda. Bunların 10 tanesi çocuktu. Ben tabii bana öğretilen işte soruları sormaya çalışıyorum, onların cevaplarını almaya çalışıyorum, işlemleri yapmaya çalışıyorum ama ne yaşadığımı da o an çok fark edememiştim. Yani çünkü kadınların hepsinin sorduğu tek bir soru vardı. Neden buradayız? Biz hiçbir şey yapmadık. Ülkemizde zulüm görüyoruz. Onun için buraya geldik. Ve şimdi de buradayız, bu haldeyiz. Yukarıdaki durumları anlattılar ve oradaki yaşadıkları zorluklardan bahsettiler. Özellikle çocukların yaşadıkları zorluklardan bahsettiler. Ve işte o an tabii çok fazla duygusal olarak bir bağ kuramıyorsunuz ama GGM'den çıktığımda hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum. Böyle benim her düşündüğümde de ilk aklıma gelen an olarak o anı söyleyebilirim belki. Çünkü çıktığımda şöyle bir şey hissetmiştim yani bu kadar çocuk benim onlara ya da işte bizlerin onlara bir el uzatmasını bekliyor. Ve burada çok gayri insani şartlarda tutulmak zorundalar. Hani bu kadar çocuk neden burada? İlk defa bunlarla yüzleşmiştim. Ve benim için gerçekten en zor anlardan bir tanesi olmuştu diyebilirim. Şimdi Amine ablanın dönemi, yani Amine ablanın yakalandığı dönem benim stajyer olduğum dönem. Aslında stajyer avukattım o dönemde. Tabii burada dernek çalışması yaparken stajyer avukat veya avukat olmanızın çok bir önemi yok. Hangi iş varsa onun altına girmek durumundasınız. İlk işlemlerini yapmaya başladığımızda yine Selimpaşa geri gönderme merkezinde gidip görüştük. Ve bana iki tane oğlunun evde yalnız kaldıklarını söylemişti ve oğullarından bir tanesine kendi cep numarasını bırakmıştı orada evde tuttukları zaman. O zaman çocuklar yanlış hatırlamıyorsam eğer İmran 12-13 yaşlarında, Mustafa da 9 ya da 10 yaşındaydı. Ve sonrasında biz tabii çocuklarla da, çünkü anneleri gitti, babaları zaten yok, çocukların akıbetleri nedir vesaire diye. Tabii Amine ablanın hukuki süreçlerini takip etmeye başladık. Davalarını açıyoruz, içeriden çıkması için uğraşmaya çalışıyoruz vesaire. Bu yaklaşık 4-4,5 ay kadar kalmıştı diye hatırlıyorum içeride.
Bu süreçte de tabii ki çocuklar evde yalnız olduğu için bir yandan da her gün hemen hemen çocuklarla mesajlaşıyoruz. İyi misiniz? Bir sıkıntı var mı? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Gibi. O süreçte de Allah razı olsun onlardan beni bir abla olarak gördüler. Böyle bir münasebetimiz oldu. Belki de bundan kaynaklı da biraz farklı bir muhabbet gelişti aramızda ama Amine abla deyince benim aklıma gelen çok daha farklı bir nokta var. Bir bayram sabahıydı. Kurban Bayramı'nın ilk günü. Her şey yaptığımda da benim de çok duygulandığım bir andır gerçekten. Bayram sabahı ilk telefonum çaldığında GGM'den abla arıyordu ve bana şunu söyledi. Dedi ki burada arayabileceğim başka hiç kimsem yok. O yüzden ilk seninle bayramlaşmak istedim dedi bana. Yani ben o gün gerçekten şunu hissetmiştim. Neden bu işi yapıyorum? Ve kimin için bu işi yapıyorum? Ben o gün memleketimde ailemle mutlu huzurlu bir bayram sabahına uyanmıştım ama o kadın tek başına çocuklarından bile ayrı hiç bilmediği tanımadığı insanlarla ve bir zor altında tutularak yaşamını o bayram sabahına uyanmıştı. Ve o gün benim için gerçekten hala her anlattığımda ya da her hatırladığımda duygulandığım bir an. Hani ilk böyle bir bayramlaşmamız oldu. O günden sonra da ben de kendi adıma şöyle bir söz vermiştim. Bundan sonra hiçbir zaman bu ablayı yalnız bırakmayacağım diye. Elhamdülillah sonra serbest kaldı. Çocuklarıyla da sürekli olarak görüşüyoruz. Hala İmran'la da Mustafa'yla da sürekli görüşüyoruz. Her Ramazan mutlaka onu ziyarete giderim. İftara evine giderim. Bütün arkadaşlarımı hemen hemen götürmüşümdür. Amine abla hani bunların da dışında karakter olarak da güçlü bir kadın. Benim her zaman örnek aldığım da bir insan gerçekten. Tek başına burada çocukları için ayakta durmaya çalışıyor. Bilmiyorum belki anlatmamıştır ama daha öncesinde biz evine ilk gittiğimiz zaman şöyle bir şey söylemişti. Ben Çin'de bu kadar zulme uğradım ama gecenin bir vakti Türk polisleri tarafından işte kapım koçbaşıyla kırılarak başım açık bir şekilde yakalanmak kadar zoruma gitmemişti demişti. Bu sözü hala böyle benim o günkü gibi kulağımdadır. Gerçekten hani bizlerin durduğu nokta işte tam olarak bu mazlumların tarafı. Hani zulüm kimden gelirse gelsin, biz onunla ilgilenmiyoruz ama mazlumun her türlü hakkını korumak ve onların her türlü desteğini sağlamak durumundayız. Biz aslında Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak şöyle bir özelliğimiz de var. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girmeden önce, yayınlanmadan önce kurulan bir dernek. Hem yayınlanmadan hem yürürlüğe girmeden önce kurulan bir dernek. Dolayısıyla bu alanda hem hukuki bilgi olarak hem tecrübe olarak güzel bir noktadayız. Bu noktada olmak da bizi rahatlatıyor ve gelen başvurularla alakalı neyi nasıl yapacağımızı elhamdülillah çok iyi biliyoruz. İlgilendiğimiz dosyaların hepsinde insani olarak o dosyaya el atmamız gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin birisi haksız bir şekilde özgürlüğünden mahrum bırakılmışsa, özgürlüğüne kavuştuğunda buna da vesile olmuşsak o sevinci beraber yaşamayı çok önemsiyoruz. Çocuklarıyla birlikte o sevinci yaşarken şahit olmak istiyoruz. Bir fotoğraf gönder bize diyoruz ailenle birlikte. Ne hissediyorsun diyoruz, soruyoruz. Çok dua ediyorlar mesela. Gerçekten oradan aldığınız bir dua sizi yani tabii ki bunun sadece dini boyutundan bahsetmiyorum. Çok ciddi anlamda motive eden de bir yanı var. En başında bir insan bir dünya sloganıyla yola çıktık. Çünkü inancımızın gereği olan Kur'an-ı Kerim'de de yazdığı üzere bir insanın hayatını kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak gibidir. Düsturuyla hareket ettik.